Arkadaşlar ciltte ya da fotoğrafta yaşanan kırmızılık sorunları oldukça yaygın. Örneğin bir cilt üşüdüğünde ellerde ya da yanaklarda kırmızılıklar oluşabiliyor. Ya da iki çiftin kendi arasındaki cilt tonunun farkından dolayı biri daha kırmızı durabiliyor. İşte bunu ortadan kaldırmak basit gibi gözükse de doğal görünümlü şekilde olmasını sağlamak gerçekten zor. Bunu çözmek için buraya kırmızılık gider 1 ve kırmızılık gider 2 adı altında iki farklı buton koyduk. Birincisine tıkladığımda arkadaşlar yaklaşıyorum. Bakın before after yaptığımda fotoğraftaki kırmızı alanların daha sarıya tek tuşla kaydığını görebiliyorsunuz. Bunun opacity'si %35 olarak geliyor. Bunu artırırsanız şöyle uzaklaşarak göstereyim. Fotoğraftaki tüm kırmızı alanları daha sarı yeşil arasında bir skalaya kaydırdığını görebiliyorsunuz. Bunun ben opasitesini düşürüyorum. %35'ti %40 gibi bir değerde bıraktım. Bu gayet tek tuşta çalışan fotoğraftaki tüm kırmızı alanları daha sarıya çeken basit bir işlem. Herhangi bir parlaklık artışına vesairesine sebep olmuyor. Bakın şu an tek tuşla bu fotoğrafı çok daha optimum hale getirdik. Peki kırmızılık gider 2 ne? Kırmızılık gider 1 fotoğraftaki kırmızıları hedefleyerek bir iş yaparken kırmızılık gider 2 harici bir körs oluşturuyor. Bu fotoğrafta kırmızı var mı ya da yok mu diye bakmıyor. Kırmızının zıttı olan renkleri fotoğrafa basıyor. Yani aslında dışarıdan harici bir sarı ekleme işlemi diyebilirim. Ve bu fotoğrafa bir tık parlaklık ekliyor arkadaşlar. Böylece ikisini kombine ederek de çok daha doğru bir sonuç alabilirsiniz. Örneğin ben Curse'ün opasitesini %40'a çektim. Bunun da %30'a çektim. İkisini kombine kullandığımda çok daha etkin sonuçlar alabiliyorum. Tekrar ediyorum. Bir tanesi fotoğrafta kırmızı varsa o kırmızıları sarıya çeker. İkincisi de kırmızı var mı yok mu bakmaz. Direkt fotoğrafa sarı renk enjekte eder. Ve böylece o aşırı kırmızılığın zıttı eklendiği için dengeyi sağlar. Yani ikisi benzer işlevi yapıyor ama farklı metotlarla yapıyor. O yüzden hangisi işinize geliyorsa, hangisi fotoğrafınıza oturuyorsa onu kullanmanızı tavsiye ederim. Ben genelde ikisini düşük opasitelerde kombine ederek kullanıyorum. Bu çok daha sağlıklı sonuç veriyor. Background layer'ına Alt tuşuna basılı tutarak before after yaptığında bakın o fotoğraftaki kırmızılık gözümü tırmanayan görüntünün sadece iki tuşa basarak gittiğini görebiliyorsunuz. Yine ciltteki renk sapmalarını ortadan kaldırmak ya da yaşadığımız problemleri basit bir şekilde çözmek için bu iki buton hayat kurtarıcı. Arkadaşlar isterseniz bu ikisini shift yardımıyla seçip ctrl-g yardımıyla grup yapıp ve maske atabilirsiniz. CTRL e i yaparak da maskeyi siyah çevirin ve buradan gelin fırçayı seçin. Fırçayı seçtikten sonra sadece ilgili yerlerin kırmızılığını da giderebilirsiniz. Örneğin arka plana dokunmak istemiyorsunuz. Bu yüzden bunu maske yapın. Siyah maske haline getirin ve fırçayla boyayın. Ben şu an sadece ciltteki kırmızılıkları giderdim. Yani seçmeli bir şekilde istediğiniz alana müdahale etmesini de sağlayabilirsiniz. Bu da bu esnekliklerden biri. Maskeyi silerseniz her yere etki eder. Maske eklerseniz de nereye boyarsanız oraya etki eder arkadaşlar. Ciltte yaşanan kırmızılıklar ya da fotoğrafta renk efekti sonrası oluşan kırmızılar artık hayatımızda problem olmaktan çıkıyor. En doğal bir şekilde kırmızılığı giderebiliyoruz.